Günün fotoğrafı, günün karesi, başbakanın bu şeydeki buluşması, yani Bingöl ve Muş'taki buluşması kuşkusuz önemli orada. Ama o buluşmaya gitmek için verdiği mücadeleyi gösteren en çarpıcı fotoğraf, az önce sizlere bir Twitter hesabından paylaşılan halini de gösterdik biliyorsunuz. Bir yurttaşımızın evinin arka penceresinden bakınca gördüğü manzaraydı bu aynı zamanda. İşte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Allah ayaklarına taş değdirmesin, bu şekilde ancak gidebildiği buluşma alanına, yoğun sis nedeniyle Muş Havalimanı'na iniş yapamadı başbakan ve yıldırımı taşıyan helikopter yakınlardaki bir araziye indi. Bu karede bu şekilde yansıdı. Birazdan daha çarpıcı fotoğraflarım var. As hepiniz toplanın diye bekliyorum. Toplanın, göstereceğim o fotoğrafları. Çünkü helikopterden inmekle kalmadı tabii. Helikopterden indikten sonra da intikaline devam etti Başbakan Binali Yıldırım. O intikal anına dair fotoğraflarım gelecek ekranlarınıza. Kapatmayın televizyonlarınızı. Nazi uygulaması Star'ın bugünkü manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bakanlara konuşma izni vermeyen Almanya'ya yüklendi. Dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Star'ın bugünkü manşeti bu. Ben istersem yarın gelirim. Beni içeri sokmayacak ülkeyi de beni içeri sokmazlarsa da dünyayı ayağa kaldırırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin lideri, dün Almanya başta olmak üzere dünyayı işte bu sözlerle meydan okudu. Nazi uygulaması dedi. Şimdi herhangi bir nedenden dolayı herhalde ben Erdoğan'ı takip ediyorum. Erdoğan'ın siyasetini önemsiyorum. Tıpkı Erdoğan gibi düşünüyorum. Benim için Erdoğan'ın sözleri önemlidir diyen, dediği halde ama Almanya hakkında da, Alman yönetimi hakkında da hemen Nazi benzetmeleri yapmayalım diyen politik doğrucular, orta yolcular, ne şiş yansın ne kebap yansıncılar varsa, onlara da Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin bir kez daha okumalarını, dinlemelerini tavsiye ediyorum. Öğretikler var biliyorsunuz. Ama hemen Nazi demeyelim biz bunlara falan filan diye. Ne diyelim? Abi ne diyelim yani? Ne diyelim? Bir kere zaten ben gazeteciyim. Ben yaptığım tespite göre, değerlendirmeye göre ben istediğim derim. Zaten bana karışamazsın. Ben derim. Ben Yücel Yener'in bu terör örgütü propagandasından tutuklanmasını olumlu karşılayanlardan biri. Deniz Yücel'in. Az önce doğru mu söyledim? Yanlış söyledim. Düzeltiyorum, yanlış söylediysem. Deniz Yücel'in, Alman BND ajanı, PKK adına bu topraklara, PKK ile eş güdümlü olarak bu topraklarda çalışsın diye Alman BND tarafından, gizli servis tarafından buraya gönderilmiş olan Deniz Yücel'in tutuklanması üzerinden kıyameti kopartıyorlar. Ben gördüğümü doğru anlayabilen bir adamım. Şimdi birazdan size bir video izleteceğim. Programın ilerleyen dakikalarında. Ama siz de belki hafızanızı zorlarsanız hatırlayacaksınız. O vaktin başbakanı Ahmet Davutoğlu'yla Alman şansölye Angela Merkel yan yana basın toplantısı düzenliyorlardı. Bu Deniz Yücel gazeteci kimliğiyle orada sözüm ona soru sormak için söz almıştı. Orada dedi ki Türkiye basın hürriyeti konusunda 195. sırada dedi. Daha başka skandal laflar da vardı da Türkiye'yi suçlayan, itham eden. O zaman vaktin başbakanı Ahmet Davutoğlu ne dedi? Ben anlamıyorum dedi. 193 ülkenin olduğu yerde Türkiye 195. sıraya nasıl gelmiş anlamıyorum dedi. Yani manipülasyonun, dezenformasyonun dik alasını bilerek ve kasten kayıtlara geçsin diye yapıyor. Bu adamların şeyle ilgisi yok. Sonra bunlar tutuklandığı zamanda vay efendim sen bunu niye tutukluyorsun? Sonra baskı yok. Al, sen bunu niye tutukluyorsun dediğiniz adamlardan biri Can Dündar.